our humanity. Mutlu günler değerli izleyenler. Pro Elit Lig 3. sezonuyla karşınızdayız. Bugün fikstür çekimini gerçekleştireceğiz. Ben Mustafa Altuntaş, yanımda Yunus Emre Sevinç var. Yunus Emre Sevinç hem bu oyunun oyuncularından bir tanesi. FIFA 21 oynayacağız bu sezon. 16 takım mücadele edecek e-spor ligimizde, Pro Elit Lig'de. Hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. Nasılsın? İyi. Biraz bize ligden bahseder misin Yunus Emre? Hani ben de çok bilmiyorum. Bilmeyenler de vardır. Bizi izliyorlardır. Neler söylemek istersin? Evet, ligimiz kurulalı yaklaşık 2 yıl geçti. Bu 2 yıl içerisinde bir demo sezon, 3 tane de, 2 tane sezon bitirdik. Bu da 3. sezonumuz. Bu sezonda 16 takımımız var. Önceki sezonlarımızda 18 takım olmuştu. Ama bu sezonki anlaşmalarımız gereği 16 takım oldu. Yönetimimiz yoğun çalışma gösterdi. Açıkçası buradan onlara da çok çok teşekkür ederim. Sana da ayrıca teşekkür ederim. Bizim artık bu sezon yayınlarımızı yapacak, sunuculuğumuzu yapacak Mustafa. Aynı zamanda bu stüdyoyu bize açan Doğan Deniz ve Altaş TV ailesine de çok 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 teşekkür ediyoruz. Onu da öncelikle söylemek istedim. Takımlarımız bu sezon gerçekten birbirinden değerli, birbirinden güçlü, rekabet dolu bir lig olacağını düşünüyoruz. Beklentimiz bu yönde. İnşallah Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne gidecek takımlarımız da var geçen sezondan. İşte Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe, AS4 Games, Krev, Göztepe ve Gaziantep takımları gidecek. Avrupa Ligi'ne ise İstanbul Başakşehir, Eskişehir Spor, Altay Espor ve Kasımpaşa Espor gidecek. Onlara da buradan başarılar dileriz. Çarşamba günü maçları var. Bizim ülkemizi, ligimizi temsil ediyorlar. Onlar için, yani bizler için çok önemli. İnşallah sen de zaten zamanla maçları sundukça falan, takımları tanıdıkça, bu işin içine girince ne kadar zevkli olduğunu, gerçek futbola ne kadar benzediğini göreceksin ve daha çok eğleneceksin diye düşünüyorum. Bu sezonki yayınlarımız gerçeğe yakın olacak. Bunu da buradan söyleyelim. 2020 ve 2021'de çok ayrı bir sezon izleyecek izleyicilerimiz. Futbolcularımızla çok ayrı bir lig oynayacaklar. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. 16 takım mücadele edecek demiştik. Ben takımları da saymak istiyorum. Kasımpaşa, Fenerbahçe, Göztepe, Sivasspor, Başakşehir, Futbolist, Team Aurora, AS4 Games, Krev, Bilgi Espor, Altay, Karagümrük, Adanaspor, 52 Ordu Spor, Gaziantep Futbol Kulübü, Eskişehir Spor, Dijital Stars Spor takımı bu sezon mücadele edecekler. Onlara da başarılar dileyelim. Geçen sezonda şampiyon olan takımlarımız var. İki sezonda da şampiyonluk elde etmiş, Avrupa'ya gitmiş takımlarımız var. Bu sezon apayrı bir heyecan olacak. Takımlarımıza şimdiden başarılar dileyelim. Bugün fikstür çekimini gerçekleştireceğiz dedik yayınımızın başında. Yunus Emre, yavaş yavaş başlayalım istersen fikstür çekimine. Olur, başlayalım. Şunu da belirtelim. Bizim bir fanusumuzda rakamlar var. Bir fanusumuzda takımlarımızın adları var. Ben rakamları çekeceğim. Yanlış benim önümdeki rakamlarsa. Yunus Emre de takımların adlarını çekecek. Biz yavaş yavaş başlayalım Yunus Emre. İzleyicilerimiz de merak ediyordur. İlk hafta hangi takımlar hangi takımlarla, ikinci hafta hangi takımlar hangi takımlarla mücadele edecek şeklinde. Şöyle, maçlarımız da çarşamba günü 22'de başlayacak, akşam 22'de. Evet, ilk maçlarımız başlayacak. Bu maçta da hem maç öncesi olsun, hem devre araları olsun, hem de maç sonrası olsun yayınlarımız olacak. Bunu da belirtelim. Ben topu aldım elime. Biraz daha. Sif daha açıyor. Çekeyim. Şöyle. İlk rakamımız ortaya çıkıyor. Şöyle kameramanımız, arkadaşımıza da gösteriyoruz. 16 numara. Şöyle bir daha gösterelim. Büyük bir rakamla çıktık, başladık. Ben de ilk takımımızı seçiyorum. Bakalım 16 numara da kim olacak? Süper Lig takımlarımızdan Sivasspor, E-spor. 16 numara Sivasspor.
kırmızı beyazlı renklere sahip. Şu anda da futbolda en üst ligde mücadele ediyor. E-spor'da da en üst ligde. Onlara da başarılar dileyelim. Sen bize biraz Sivasspor'dan bahset. Sivasspor bizim bu ligi kurduğumuzdan beri ligimizde varlar. En eski takımlarımızdan birisi. Kurmadan önce bile vardı yani amatörlüklerimizde. Kurduktan sonra da sağ olsunlar bizim ligimizdeler. Şu anda iyi bir kadro kurdular. Şampiyonluğa aday diyorlar Sivasspor için ama artık bilmiyorum. Bizim ligimizde rekabet çok yüksek. Şunu da söyleyelim. O takımların şampiyon olacak takım hem elini hem aklını da konuşturması gerekiyor. Bir de hakem inisiyatifi de olmayacak. Direkt hakem bilgisayar. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Takım... Bu da avantaj. Bakalım PlayStation'larında neler yapacaklar. Takım kaptanları da Güngör Akbabayöz. Kendisi de başarılı bir kaptandır. Kendilerine başarılar dileriz. Ben 16 numarayı seçtik. Sivasspor'u seçtik. Yiğidolar ilk takımımız. Sen de yaz kendi tarafına. Ben de yazayım. Ben her tarafa yazıyorum aynı seni gibi. Şöyle rakamımızı gösteriyorum. 14. 14. İkinci takımımız. Evet, bir büyük takım daha geldi. 1907 Fenerbahçe E-Spor. 4 büyüklerimizden. 1900 Fenerbahçe yine dediğimiz gibi hem E-Spor'da Süper Lig'de mücadele ediyor hem de Futbol Ligi'nde Süper Lig'de mücadele ediyor. 14'tü. 14 Fenerbahçe. Fenerbahçe. 1907. Ben bir rakam daha çekiyorum. Sen biraz bahset istersen Fenerbahçe'den. Evet, ben rakamı çekmeden Fenerbahçe'nin önce. Şu anda takım mevcut takımının kaptanı Emir Şahin. Geçen sezon yanlış hatırlamıyorsam evet ikinci sezonları Fenerbahçe'nin de. Onlar da aynı şekilde şampiyonluğa aday. Aslında bütün takımlarımız şampiyonluğa aday ama yani Emir Şahin'i falan hani tanıdığımız için başarılı oyuncular iyi bir kadro kurdukları için öyle söylüyorum. Yoksa bütün takımlarımız şampiyonluğa aday bizim ligimizde. Sonuncu takım bile lig içerisinde şampiyon yani birinci olan takımı yenebiliyor. Gerçekten rekabet dolu bir ligimiz var. Ben de başarılar diliyorum. Fenerbahçe 1907'ye aynı şekilde Sivasspor'a da ben bir rakam daha çekerek kura çekimine devam etmek istiyorum. Bu defa da 13 numara. Bugün büyük ilerliyoruz. Şunu söyleyelim. Yayından önce bir test çekimi yaptık. Yine büyük gidiyordum ben. Hani büyük rakamları seviyoruz herhalde. Vallahi öyle oldu bugün. Evet. Şöyle kameralarımıza göstererek. İlk kameraya göster. Sonra mı ben bakayım? Ondan sonra söyleyelim takımın adını. Olur. Kameraya göster. Ters mi tuttum? Ordu Spor sanırım. 52 Ordu Spor FK. 13. Yani 52 Ordu Spor'dan da bahset istersen bize. 52 Ordu Spor ligimize yeni katıldı bu sezon inşallah. Ben de uzun zamandır yaklaşık 2 yıldır Team Aurora takımı kaptanıydım. Artık yeni sezonda 52 Ordu Spor FK adına kaptanı olarak mücadele edeceğim. Vallahi iyi bir takım kurduk. Yani yukarıları zorlayacağız inşallah elimizden geldiğince. Memleketinin adıyla oynamak da benim için ayrı bir şeref açıkçası. Çok duygulandırıyor beni. Çok heyecanlıyım. Bütün takımımız, takım oyuncularımız da çok heyecanlı. İnşallah bir başarı elde ederiz diye umuyorum. 52 Ordu Spor 3. ligde mücadele ediyor futbol liginde. Orada da şampiyonluğu oynayan bir takım. Onlara hem orada başarılar diliyoruz hem de E-Spor Ligi'nde yeni bir ekip olmasına rağmen başarılar diliyoruz. Bakalım ilk sezonda neler yapacak 52 Ordu Spor, ben de çok merak ediyorum. Bunu da söylemeden geçelim. Bir rakam daha çekiyorum. Numarası kaçtı Ordu Spor? 13. Ben de not alayım. 13. 52 Ordu Spor 13. Bakalım bu kaç çıkacak? Dört. Dört numara. Küçük çekmeye başladık.
karıştırıyorum ki. Bakmadan açacağım gene. Hangi takım bakalım? Sen söyle, şöyle bir göster. Şöyle düzelteyim. Futbolist. Futbolist. 4 numara. Nuri Şahin'in takımı. Antalya Spor'da top koşturan. Evet, Nuri Şahin. Nuri Şahin. İyi oyuncumuz. Ona da futbol hayatına başarılar dileyelim. Futbolist'e neler yapıyor? Futbolist nasıl? Ya, bir futbolist takım? FIFA'nın fut üzerine kurulmuş bir takım aslında. Nuri Şahin sahibi futbolistin. Dünya çapında Zula'da şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu var yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hata yaparsam da arkadaşlarım beni düzeltiyordur. Yayında düzeltiyorlardır şu anda moderatör arkadaşlarımız. Ama yani birçok oyun dalında dünya çapında, Avrupa çapında başarı elde etmek isteyen ve başarılı olan bir takımdır. Buradan da kendilerine bizim ligimizde de başarılar diliyorum. Biz bu sezon hak edenin kazandığı, hak edenin şampiyon olduğu başarılı imza atmasını istiyoruz. Bilek gücü ve akıl gücüyle kazanan belli olacak. FIFA 2021'de PlayStation şampiyonasında bakalım şampiyon kim olacak. Fikstürü çekmekle başladık sezona. Hemen fikstür çekiminin ardından çarşamba akşamı saat 22'de maçlar canlı olarak ekranlarda olacak. Evet. Bunu da belirtmeden geçebilirler. Geçmeyelim. Bunu da söyleyelim. Ben bir rakam daha çekmek istiyorum. Şöyle çektim. Şöyle göstermeyeceğim. Futbolda en önemli yerlerden bir tanesi. Günümüzde çok yok. 10 numara. 10 numara çektim. Ligin 10 numarasını seçtik yani. Çektin yani. Bakalım kimmiş? Şöyle. Göztepe Gaming. Göztepe'de ligimizin tecrübelilerden bir tanesi. Biraz Göztepe'den bahset bize Yunus. Göztepe bu sezon takım kaptanlığını Kemal Fadıl yapacak. Yani çok beğendiğim takımlardan bir tanesi. Amatör liglerde biliyorum. Yani yeni anlaştılar Göztepe. Yani baştan bir kadro kurdu Göztepe. Geçen sezon başarılardı. Bu sezon da Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam evet. Yanlış yapmayalım. Göztepe evet. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorlar. İnşallah ülkemizde temsil edecekler. Ligde de geçmişte şampiyonluğu olan bir takım. Demo sezonumuzda yanlış hatırlamıyorsam namalup şampiyon oldular. Yani kök söktürdüler diyebilirim lige. Bu sezonda başarılı olacaklarına inanıyorum inşallah. Kendilerine buradan tekrar tekrar başarılar diliyorum. İzmir'in güzide takımlarından Göztepe'ye de başarılar dileyelim. Orada da üzücü bir olay gerçekleşmişti. Bir afet yaşamıştık İzmir depremi. Kaybettiklerimizi Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerine, dostlarına da başsağlığı diliyoruz. Hastanede tedavide olanlara da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah bize daha da böyle bir şey yaşatmamasını diliyoruz, dua ediyoruz. Ben ligden biraz bahsedecek olursak 11'e 11 oynanacak. Evet. Her futbolcuda bir kumanda olacak. Herkes ayrı bir yerden bir futbolcuyu yönetecekler. Sen hangi mevkide oynayacaksın? Valla ben stoper oynuyorum. Yani bazen bek oynadığım hani kaleci oynadığım. Hani çok önemli değil. Stoper fiziği var da. Yani fizik de benziyor aslında stopere şöyle baktığın zaman ama. Ya bazen tabii mevkimiz değişiyor. Bek oynuyoruz, kaleci oynuyoruz. Ama tabii asıl mevkimiz stoper bizim de. Gerçekten yani bu normal FIFA küçükken oynadığımız, birebir oynadığımız FIFA gibi değil yani. 11 kişi oynamak, haftada 2 gün, 3 gün antrenman yapıyorsunuz. Ya tek tek oynarsın. Hani tabii. Gidersin bir kafeye, PlayStation kafeye, tek tek oynarsın. Ama 11'e 11 oynamak da büyük bir heyecan. Tabii. Hani tam olarak takım olmak gerekiyor. Ya bir sürü taktikler geliştiriyorsun, deniyorsun, oyunun metasını çözüyorsun. Yani gerçekten kolay bir şey değil. Yani takım olmanız gerekiyor, birbirinizi tanımanız gerekiyor. İlk eşleşmede ortaya çıktı. Birinci haftada Futbolist ile Göztepe Gaming. İlk hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecekler. Nasıl bir sonuç çıkacak? Merak konusu. Birazdan bütün eşleşmeler tamamlandıktan sonra biraz daha değineceğiz eşleşmeleri. İlk hafta eşleşmelerinde Futbolist ve Göztepe. İlk maç belli oldu. İlk maçımız belli oldu. İlk maçlardan bir tanesi. Onun saatleri de belli olacak. Tabii. Bu da ilerleyen. Bir tane daha rakam çekiyoruz.
Hemen kameraman arkadaşlarımızı saymadan geçmeyelim. Hüsamettin Tut, Salih Can Ongun ve Zekeriya Bal da bize yardımcı oluyor burada. Aynı şekilde rejide Hüseyin, Osman, Bahadır ve Esra var. Onlara da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu yayının izleyicilerimize ulaşmasında katkılar sunuyorlar. Şöyle 11. 11 de güzel bir rakam. Adana Spor, E-Spor, TFF 1. Lig takımlarımızdan. Turuncu diyelim, Adana Turuncu'dur diğer takımlardan bir tanesi. Onlara da ligimizde başarılar dileyelim. Pro Elit Lig 3. sezonda bakalım nasıl bir başarı gösterecekler. Futbolda iyi gitmeye çalışıyorlar. İnşallah da iyi giderler takımlarımız. Onlara da başarılar dileyelim. Nasıl evet. Takımı? Adana Spor'un bu sene kadrosu değişti aynı şekilde. Yani çoğu takımımız kadro değiştirdi bu sene. Farklı bir lig olacak o yüzden. Şu anki kaptanı Abdullah Gürbüz. Yani eski amatör bir takımların olduğu bir ligden geldi diyelim kadrosu. Bakalım bu sene yeniler. Yeni sezonda yeni yani ilk defa oynayacaklar bu ligde. Tabii o yüzden onlar için zor bir lig olacaktır. Ama gene de bu başarılı olamazlar anlamına gelmiyor. Kendilerine başarılar dileriz, kolaylıklar dileriz. Birçok izleyicimiz ligimizi biliyor. Biz bilmeyenler için de bazı anekdotları sunmaya çalışıyoruz. Bunu da söyleyelim. Bilenler kusura bakmasınlar. Bilmeyenler için de aktarmaya çalışıyoruz. Evet. Yoğun ilgi gören bir lig, Pro Elit Lig. Bundan bahsetmemiz gerekiyor. İzleyicimize, bizi izledikleri için de teşekkür ediyoruz. Kura çekimine devam ediyoruz. Bir top daha çektim. Bu herhalde topumuzdan büyük çıkacak. Zor açı. 8. 8 numara. Ligin orta sahası. Ben tahmin edeyim mi? Çek her şeyi topu. Çekeyim mi? Çektikten sonra mı tahmin edeyim? Yok çek. Seç bir tane. Ben Başakşehir diye düşünüyorum. Başakşehir. Bunu bilirsem çok büyük bir olay. Ama bence bilemedin gibi görünüyor. Bilemedin değil mi? Kafer dansın. Eskişehir Spor. Hiç de yaklaşamamış. Yanlış tutmayalım. Şöyle. Eskişehir Spor'da Eskişehir önemli Spor, kulüplerimizden E-Spor. Bir tanesi. Eskişehir Spor, E-Spor kulübü. SS. SS, SS'e de başarılar dileyelim. Eskişehir Spor nasıl? Batuhan Özpınar kaptanlığında o da Eskişehir Spor'da ilk takımlarımızdan. Yani amatör liglerde bile girmişti bu sektöre. Batuhan Özpınar takım kaptanı, aynı zamanda takım menajeri. Ya inanılmaz takımıyla ilgileniyor, sponsorlar bağlıyor. Yani gerçekten işini profesyonel yapmaya çalışıyor. Geçen sezon iyi de oynadılar. Avrupa Ligi'ne gitmeyi hak ettiler. Bu sene inşallah ilk Avrupa Ligi'nde de, ligde de onlar da başarılar diliyorum. Buradan çok çok selamlar Batuhan'a da. Şöyle söyleyeyim, hani genelde genç bir izleyici profili var. Aynı şekilde genç oyuncularla kurulu takımlar var. Böyle ilginç, en yaşlı oyuncumuz, en genç oyuncumuz var mı? Tabii var. Yani bu oyun öyle bir oyun ki diğer oyunlara göre çok farklı. Aslında normalde bilgisayar oyunu, PlayStation oyunu dediğiniz zaman hep yaşlar bellidir. İşte 16-20 yaş arası vesaire gibi, ama bu çok farklı. Yani bizim bu ligde 45 yaşında oynayan oyuncumuz da var. 12 yaşında oynayan oyuncumuz da var. Yani hedef kitlesi çok farklı. Yani futbolu herkes seviyor çünkü. Herkes oynamak istiyor. Bu da e-spor olduğu için. Evde insanlar bunu yapabildikleri için. Yani gerçekte belki Galatasaray'da, işte Fenerbahçe'de, Göztepe'de oynayamıyor. Ama kendisi oynamak için e-spor dalında bu sektöre girebiliyor. Yani ben Eskişehir Spor'da oynamak istiyorum. Eskişehirliyim, onun futbolcusu olmak istiyorum deyip bu sektörde girip oynayabiliyorlar. Yani bu da paha biçilemez bence. Şunu da söyleyelim, bu sezonluk 16 takımla sınırlandırdık. Önümüzdeki sezonda bakalım neler olacak. Evet. Belki daha alt ligler de kurulacak. Çünkü Şampiyon Ligi'ne ve Avrupa Ligi'ne o takımlarımızı gönderiyoruz. Onlar da nice başarılar imza atıyor. Bu sezonda başarılar imza atacaklarını düşünüyorum. Bir top daha çekiyorum. Yunus, bu sefer sen benim rakamımı tahmin et. Bakayım. Evet, boş.
Bu arada ben de not alayım. Çok kaçırdım çoğunu gerçi ama. Şöyle 7 numara Yunus. Neyse onu yazarız. 7 numarayı sen çek. Bu sefer de Başakşehir diyorum ya. Hadi. Başakşehir'i tutturacağım diyorsun. Başakşehir'i tutturmaya çalışıyor. Başakşehir'de İstanbul. Önceki sezon Futbol Ligi'nde, Süper Lig'de şampiyon oldular. Burada da Türkiye Kupası'nı kazandılar bu arada söyleyeyim. Onu da atlamışım. Hani bir kupa da almışlar ya. Evet, eski takımım geldi. Team Aurora. Team Aurora 7. sırada. Team Aurora'yı telaffuz etmekte güçlük çekeceğiz bu sezon. Onlardan da buradan özür diliyoruz. Yanlış da yapabilirsek kusura bakmasınlar. Team Aurora, başarılar. Team nasıl Aurora, bir takım? Senin de eski takımın. Benim eski takım ya. Bir duygusal bağım var tabii o takıma karşı. 2 senedir Team Aurora adı altında oynuyorum ben. Sahibi Doğan Dirim ve Murat Zorlu ortakları. Şu anki takım kaptanı ise Alican Ergin. Kendisi de benim çok yakın dostumdur, abimdir. Kendisi de işte 40 yaş dediğim kişilerden, 40 yaşında. Bir eşleşme daha ortaya çıkıyor. Eskişehir Spor ile Team Aurora. İlk hafta mücadelesi. Evet, bir maçı daha belli. İki maçımız belli oldu. Eskişehir, Team Aurora gerçekten güzel bir maç olacak bence. Tabii Team Aurora'nın kadrosu bu sezon Pele yeni girdi diyebilirim. Yani önceki sezonlarda başka bir takım olarak Ali Can abi başka bir kaptan olmuştu başka bir takımın ama uzun süredir oynamıyor diyebilirim yani. Yunus, yedek oyuncuları falan var mı takımların? Şimdi hani 11-11 oynuyoruz ama geri kalan da yedek oyuncumuz var. Hani bir futbolcumuz sakatlandı. Hani belki işi çıktı o gün. Ya FIFA'da şöyle bizim kadro 23 kişilik, 21 Türk artı 2 yabancı sınırımız var. Yani 11 kişi oynuyorsun. Yani FIFA maalesef yedekten oyuncu sokma işini henüz bir türlü Pro Clubs'a yapmadı. Biz de en çok istediğimiz şeylerden bir tanesi. Keşke olsa da biri sakatlanınca hemen oyuncu değiştirebilsek. Yani maç esnasında onu yapamıyoruz. Ama onun dışında tabii ki hani kadromuzda 21 kişi var. Yunus Emre stoperde. Önümüzdeki maçta Yunus Emre bir işi çıktı. Tabii o şekilde oluyor. Yani maç esnasında değişim yapamıyoruz ama maçtan önce veya sonra tabii kadrolar değişiyor devamlı yani. Bu aynı kadro olmuyor. Bir şey diyelim. Bir de biliyorsun tüm dünyada COVID-19 salgını var. İnsanlar biraz daha eve bağımlı hale geldi. Ev spor da bunun için çok önemli bir sosyal aktivite diyelim. Evleri başlarında bu maçları hem izleyecekler hem oynayacaklar. Hepsi bir arada olacak. Güzel bir aktivite yaşayacağız bu sezon. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. İzleyicilerimize buradan da Pro Elite Ligi takip etmelerini isteyelim. Ben bir rakam daha çektim. Biraz hızlanıyorum. Bu şimdi 6. 6 numara. Bu sefer de ben mi tahmin etsem? Hangi takım? Hep ben tahmin ya. Hiçbir takım bulamıyoruz ya. Takımlarız bunlar. Digital Star Sport olur mu? Ben Kara Gümrük diyorum ya. Gördün herhalde öyle Yunus. Vallahi öyle hissettim. Görmedim. Bakıyorum. Değil. Kara değilmiş. Gümrük değil. Astört Games Krev. Astört Games Krev. Aytaç Sulu'nun takımı. 6 numara. Futbolcu. 6 numara evet. 6 numara. Astört Games Krev. Bir eşleşme daha ortaya çıktı. Arkadaşlarım biraz sonra ekranlara taşıyacaklar. Astört Games Krev takımı. Yine ismi zor olan takımlardan bir tanesi. Ama güzel isimler koymuş takımlar. Bunu da söyleyelim. Bir eşleşme daha ortaya çıkıyor. Astört Games Krev takımıyla Adanaspor. E-spor takımı ilk hafta mücadele edecekler. Onlara da başarılar dileyelim. Hemen ben kura çekimine devam edeyim. İki numara. Şöyle. Evet,
futbol takımlarımızdan gene. Başakşehir, İstanbul Başakşehir. 2 numara. Bir maç daha ortaya çıktı. Senin maçın Yunus Emre. Başakşehir mi yoksa? Birazdan arkadaşlarımızı ekranlara taşıyacaklar. Bir eşleşme daha ortaya çıktı. Biz bir kura daha çekelim. Bir top daha çekelim. Ondan sonra eşleşmeleri arkadaşlarımız ekranlara taşıyacak. Yunus, demek ki ben sizin rakibi düşünüyormuşum. Ya İstanbul Başakşehir'i çok severim ben açıkçası ama ben oynarken çok zorlanıyoruz kendileriyle. 15. 15 numara. 15 numara Yunus Emre, rakibi de bize belirle. Bilge Espor. Bilgi Üniversitesi'nin takımı. Bilgi Espor. Sevgili Kaptan Barkın. 15 numaraydı değil mi? Evet, 15. 15. Yanılmayalım. Evet, 15. 15 numarada bir eşleşme daha ortaya çıktı. Biraz Bilgi Üniversitesi'nden bize bahset. Bilgi Üniversitesi bildiğiniz yani Bilgi Espor aslında. Bilgi Üniversitesi'nin takımı Bilgi Espor. Yani çoğunluğu üniversite öğrencilerin yani Bilgi Üniversitesi'nin öğrencilerinden oluşuyor. Yani bizim ligimizde uzun zamandır varlar. Yaklaşık 3 sezondur oynuyorlar. Demo sezonda yoklardı ama. Eşleşmeleri söyleyelim. Son iki eşleşme. 52 Ordu Spor FK ile İstanbul Başakşehir. Aynı şekilde 1900 Fenerbahçe E-Spor ile Bilgi Spor. Bilgi E-Spor. İlk haftasında karşılaşacaklar. Bir şey kalmadı zaten. Birçok takımın ilk hafta fikstürü ortaya çıkacak. Biz biraz daha hızlanalım. Twitch yayınımız da devam ediyor. Evet. Oradan da izleyicimizin meraklarını bir an önce sonlandırmak istiyoruz. Biraz hızlanıyoruz. Sonrasında maçları zaten yorumlarız. Tek tek birinci hafta ve ikinci hafta maçlarını konuşacağız. Bugünlük fikstürde bir ve ikinci haftayı konuşacağız. Onu da izleyicilerimize söyleyelim. Maç öncelerinde de maçları yorumlayacağız. Ben 12 numarayı çekmiş bulunuyorum. 12 numara. Hemen şöyle hızlıca karıştırıp. Digital Stars E-Sports. 12 numara Digital Stars E-Sport. Ligimize en çok katkı sağlayan Serdar Ali Çelikler, futbol yorumcu Serdar Ali Çelikler'in kurduğu bir e-spor takımı kendisi. Buradan da selamlarımızı iletelim. Hem futbola katkılar sunuyor hem de e-spora katkılar sunuyor. Buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Önemli bir spor yazarı. Evet, aynı zamanda hem de yorumcusu. Kesinlikle. Kendisini hem çok severiz, çok ben de buradan yönetim adına kendisine çok teşekkür ediyorum verdiği katkılardan dolayı. Aynı zamanda Digital Stars'ın takımı olarak da şöyle söyleyeyim, Fırat Taşfur takım kaptanlığını yapacak. O da daha yeni anlaştılar, hatta dün oldu. Yani dün konuşuldu, dün anlaşmışlar. Kendilerine başarılar diliyorum. Digital Stars da geçmişte çok başarı elde etmiş bir takım. Yani her zaman yukarıya zorlamış olan bir takım. Son iki sezondur pek iyi gidemiyor ama bir süre sonra toparlayacaklardır diye düşünüyorum. Yani bence Fırat en azından bu sene biraz daha toparlar diye düşünüyorum. Buradan takımımızla ilgili yorumlar da ön plana çıktı. Digital Stars Esport'a da başarılar dileyelim. Üçüncü sezonda önemli katkılar vermiş ligimize. Aynı şekilde her zaman destekçisi olan isme de teşekkür etmeden geçmeyelim. Bir tane daha çekiyorum ben topumuzu. Kura çekimi de heyecanlı ama maçlar daha çok heyecanlı geçecek. Evet. Bunu da buradan belirtelim. 5 numara. Hızlıca takımı da çekiyorum. Son 4 takım kalmış. Bende 3 kalıyor. Ondan bitirmeye 3 kalıyor. Söyle. Gaziantep FK. E-spor. Gaziantep Süper Lig. Süper Lig ekibi futbolda Süper Lig'de mücadele ediyor.
E-spor'da da en üst düzeydeki ligde mücadele ediyor. Pro Elit evet. Lig'de. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de gidiyor. Ona da başarılar dileyelim. Ay Yıldızlı formayı Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde başarıyla temsil edeceğini düşünüyoruz. Ona da başarılar dileyelim. Şimdi bir topumuzu daha çektik. Altı numara. Altı değil, dokuz. Düzeltelim. Dokuz numara. Altı numaranın altında nokta var. Nokta var, evet. Dokuz numara. Altay E-spor. Dokuz numara. Altay. İzmir'in Güzide takımlarından bir tanesi. 1914 yılında kurulan bir ekip. Siyah beyazlı renklere sahip. Buradan Büyük Altay'a da selamlarımızı iletelim. Selamlarımızı gönderelim. Onlara da başarılar dileyelim. Altay'ın da bahset istersen bana. Şu top elimde kaldı. Sen söyle. Altay'ın takım kaptanı ve aynı zamanda menajeri, özür dilerim, takım kaptanı sadece Nedim Özgüner. Aynı zamanda menajeri de sayılır, öyle söyleyeyim, yine bozmayayım. Yani kendisi uzun, iki sezondur yanlış hatırlamıyorsam var. Moderatör arkadaşlarım beni düzeltir yani hata yaptığım yerlerde. Kendilerine başarılar diliyoruz. Yani Nedim bildiğimiz, eskiden beri de tanıdığımız bir kaptan. İyi de bir kadro kurdu bu sene. Bence başarılı olacaklar. Avrupa'da da oynuyorlar aynı zamanda. Orada da tekrar onlara başarılar diliyorum çarşamba günü. Şu anda Altay'ın rakibi belli olmadı. İlk hafta rakibi. Aynı şekilde Gaziantep FK'nın rakibi belli olmadı. Ya Gaziantep FK ile eşleşecek bu topumuz. Bakalım kim olacak? Hangi rakam ortaya çıkacak? 3 veya 1'i bekliyoruz. Sence kaç? %50 şansım var. 3 diyorum ben. Benden de 3 geçti. Bu iddialaşma olmaz. Değiştireyim ben. 1 çıktı. Keşke değiştirseymişim. Keşke değiştirseydik. 1 çıktı. Gaziantep FK'nın rakibi 1 olacak. Hangi takım? Tahminlerimiz çok iyi. Karagümrük kaldı sanırım. Bir de Altay'ın rakibi olacak bu. Bir. Şey, kalan takımlar için söyledim. Karagümrük kaldı çekmediğimiz. Karagümrük'ü çekmedik. Bir de Sivas Spor mu? Yok. Sivas Spor'u da çektik. Kasımpaşa. Kasım. Herhalde Kasımpaşa. Kasımpaşa ile evet. Karagümrük kaldı. Kasımpaşa'da Altay'la eşleşti. İlk hafta. Artık rakamları yine çekelim biz. Ben rakamımı çektim. O takımda belli. Karagümrük. Ben rakamı ortaya çıkaracağım. 3. Sen de Fatih, çıkar. Fatih Karagümrük. 3 ve Karagümrük. Yunus, oturalım artık. Biraz da maçları konuşalım. İlk hafta mücadelelerini. Sürpriz sonuçlara GB1 ilk hafta yaşanabilir diye düşünüyorum ben. Güzel de maçlar var. Derbi diyeceğimiz maçlar var. Ligimizde uzun dönemler, hani 3 sezonluk bir dönemde, 2 sezonluk bir dönemde forma giymiş, oynamış takımlar var. FIFA 2021 ile ilginç sonuçların çıkacağını düşünüyorum ben ilk hafta mücadelelerinde. Biraz da izledikten sonra ortaya çıkacak. İlk hafta mücadeleleri İlk ekranlara taşıdı arkadaşlarımız. Buradan da rejideki arkadaşlara teşekkür edelim. Karagümrük E-spor ile Gaziantep Futbol Kulübü E-spor takımı. Nasıl bir maç bekliyor? Vallahi kısa kısa çok, alalım çok, ama. Çok kısa kısa söyleyeceğim. Çok kısa. Karagümrük E-spor lige yeni katıldığı için ne yapacaklarını ben de bilmiyorum açıkçası. Ama Gaziantep tabii Şampiyonlar Ligi'ne giden Yunus Özdemir'in kaptanlığında Güzide takımlarımızdan bir tanesi. Karagümrük E-Spor'un takım kaptanı da Ahmet Cansever. Yanlış bilgi verirsem moderatör arkadaşlarım beni düzeltiyordur. Moderatörlere çok iş bıraktık bugün. Evet. Onlar da kusura bakmasınlar. Eskişehir Spor E-Spor Team Aurora. Eskişehir Spor aynı şekilde, yani bütün takımlar yeni. Gerçekten zorlanıyorum hani ya. Hani biraz yorum yapmak güç takımlar için. sağda hünerleri görmede olmaz diyelim. Ben maçları tek tek sayayım. Yorumu da maçlar oynandıkça yaparız diye düşünüyorum Yunus. Elikordu Spor, FK, İstanbul, Başakşehir. Elikordu Spor, FK'yı soralım sana.
Nereden çıktı? 52 Ordu Spor FK şöyle yani... Yeni bir takım. Yeni bir takım. Ligde benim kaptanlığımda yer alıyor. Yani kadromuz eski. Yani ismimiz yeni belki ama kadromuz eski. İyi bir kadro kurduk ama ilk hafta rakibimiz İstanbul Başakşehir olması biraz tabii kalp kırdı. Bir moralim bozuldu. Ya şöyle aslında İstanbul Başakşehir biz ne zaman onlarla oynamış olsak yani gerçekten en çok zorlandığımız takımlardan bir tanesi. Ya ama kendileri de aynı zamanda en çok sevdiğim karakter olarak en çok sevdiğim kişilerden oluşuyor. Takım kaptanı, takım menajeri, Yağız Temiz, işte Berke Ünel hep sevdiğim insanlar. Oyuncuları da aynı şekilde. Başarılar dilerim. Yani güzel bir maç olacağını umuyorum bizim maç için konuşacak olsam ama tabii diğer takımlarımız da alınmasın. Burada ben olduğum için kendi bu maçın üzerinden yorumladım. Ben hiçbir takımı tutmuyorum. Hani bu takımlar içinde herhangi bir takımla yakın bağım yok. Bunu da belirtelim. Tarafsız bir maç anlatımını özen göstereceğiz bu sezon. Bunu da buradan söyleyelim. Maçlar oynandıkça biraz daha bilgi sahibi olacağım. Benim için e-spor yeni bir şey. Bunu da belirtmek gerekir. Gerçek futbolla ilgimiz var. Fakat e-sporla hani oynayanlardanız. Çok iyi oynayabiliyor muyum? Asla. Hani buradaki ligdeki takımlardaki oyunculara rekabet edebilir miyim? Edemem. Çünkü bu oyuncuların tamamı profesyonel bir seviyede oynuyor. En üst düzey ligde oynuyor bir de oyuncular. Pro elit ligde. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Altay E-Spor, Kasımpaşa E-Spor. İkisi de bomba takım diye dediğimiz takımlardan. İkisinin de ne yapacağı belli olmayan bir takım. Kasımpaşa, çok kısa Kasımpaşa ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Altay'la da ilgili aynı şekilde. İkisi de aslında aynı. İkisi de Avrupa Ligi'ne gidiyor ve ikisi de geçen sezonun son haftasında Avrupa Ligi'ne gitmeyi hak ettiler. Yani yanlış hatırlamıyorsam bu şekildeydi. Yani son maçlarda, son 3 maçta maçlarını kazanıp bir anda potaya girip Avrupa Ligi'ne gitmeyi hak ettiler. Yani ikisi de çok heyecanlı. Avrupa Ligi için çok heyecanlılar. Çünkü ilk defa gidecekler bu isimlerle gidip orada oynayacaklar. O yüzden başarılar Avrupa Ligi'nde de burada da. Bu maçın çok güzel olacağını düşünüyorum ben. Bol gollü bekliyorum. Ben de başarılar dileyelim. Takımlarımıza ikinci hafta için ilk hafta için düzeltelim. Sivasspor E-Spor Digital Stars E-Spor takımıyla mücadele edecek. Onun ardından 1907 Fenerbahçe E-Spor'la Bilgi E-Spor takımı. Onun ardından AS4 Games Crave takımıyla Adana Spor mücadele edecek. Futbolist ile Göztepe Gaming mücadele edecek. Takımların maç saatleri de sonradan kendilerini bildirecek. Bunu da belirtelim. Bizim fikstürün tamamı ortaya çıktı artık. Otomatik bir sistemle takımlarımız sıralamasına göre sistem gerçekleşti. Bunu da belirtelim. İkinci hafta fikstürünü birinci haftadan sonra konuşuruz istersen. Hani şöyle, zaten birinci ve ikinci hafta aynı hafta, bu hafta oynanacak. Haftada iki maç oynanıyor ligde. Ama yani fark önemli değil yani bu hafta üzerinde. O zaman bir kısa araya gidelim. Hani bir su içelim biz. Olabilir. İkinci haftayı da hazırlayayım. İkinci haftayı da ondan sonra konuşacağız. Maçları da ekranlara taşıyacağız. Kısa bir araya gidelim. Arkadaşlarım birinci haftadaki maçları kendi içinde tartışsınlar. Onun ardından ikinci haftaki maçlarda kimlere rakipler olmuş onu da belirtelim. Kısa bir ara. It's all about humanity.